Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Siz Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel programa vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, programa katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı gün münasebetiyle Filistin ve Gazze'nin yüreği yaralı kadınları başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki onurlu ve kahraman kadınlara en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Buradan dünyanın tüm emekçi kadınlarını, mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız için canlarını ortaya koyan ülkemizin tüm yiğit kadınlarını rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin her biri birer metanet abidesi olan anne babalarına, geride boynu bükük, gözü yaşlı, kalbi mahzun bıraktıkları eşlerine ve öksüzlerine Mevla'dan sabırlar diliyorum. 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde anne olarak, eş olarak, kardeş olarak, evlat olarak hayatımıza anlam katan kadınlarımıza hasreten şükranlarımı sunuyorum. Yine 8 Mart vesilesiyle vatana, millete, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için ömürlerini harcayan elleri öpülesi annelerimize özellikle teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kendi merhum anneciğim başta olmak üzere vefat eden annelerin hepsine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Son olarak eşimin ve sevgili kızlarımın da 8 Mart Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyor. Bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz önümüz seçim. Bundan 22 gün sonra sandıklara giderek inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Belediye başkanlığından meclis üyeliklerine ve muhtarlıklara kadar her kademede kadın adayların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla beraber yol yürümüş bir kardeşinizim. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlanan tüm kadın belediye başkan adaylarını, meclis üyesi adaylarını, muhtar adaylarını selamlıyor, kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Tabii burada bir hususu vurgulamayı özellikle görev addediyorum. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir.
Bizim nazarımızda 8 Mart'ı diğer günlerden ayıran yegane husus, hayatı paylaştığımız kadınlara olan minnettarlığımızı şu an olduğu gibi çeşitli programlarla ifade etmemize vesile olmasıdır. Yine 8 Mart'ı aracı kılarak devletimizin kadınlara yönelik politikalarını gözden geçiriyor, nerede bir eksik, nerede bir sorun tespit edersek onu gidermeye çalışıyoruz. Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Bu anlayışla kadınlarla buluşmalarımızda şiddetin önlenmesinden, kadının güçlendirilmesine, istihdamdan hak ve özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yeni projeler, programlar, strateji belgeleri açıkladık. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Destek mekanizmalarıyla, reform paketleriyle, yenilikçi uygulamalarla kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmeye gayret ettik. Bunun en son örneği Aile Bakanımızın biraz önce genel çerçevesini paylaştığı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır. 2024-2028 yılları arasını kapsayan strateji belgemiz 5 ana sütun üzerinde yükselmektedir. Aile Bakanımızın şahsında 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşan bu belgenin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kamu kurumlarımızın yanı sıra özel sektörümüzün, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da belgenin layıkıyla hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen görevleri yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp Türkiye yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına yelken açmış bulunuyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Amacımız sırasıyla kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Biliyorsunuz, bizim inancımızda ve kültürümüzde aile toplumun temel direğidir. Yeryüzüne indirilen ilk insanlar olan Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Havva validemiz aynı zamanda ilk ailedir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başlayan aile kurumu tarih boyunca insanı insan yapan değerlerin yaşatılmasına, yeni nesillere aktarılmasına imkan sağlamıştır. Aile bireyleri ayakta tutmuş, toplumu yozlaşmalara karşı korumuş, iyi, güzel ve doğru olanın yaşayarak öğretilmesini temin etmiştir. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki, aile ne kadar güçlüyse, bireyler ve toplum da o derece güçlü, muhkem ve diri olmuştur. Aynı şekilde ailenin zayıfladığı, aile kurumunun yara aldığı dönemlerde kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyler de kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş. Bu bakımdan güçlü aile sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir.
Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı ise hiç şüphesiz güçlü kadındır. Hal böyleyken aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil, tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz. Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var. Bunlar modernleşme ve batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki bakanlığımızın adında yer alan aile kavramından bile rahatsız oluyorlar. Bunların bir başka özelliği de lafa gelince özgürlüğü, demokrasiyi, insan hak ve hukukunu kimseye bırakmamalıdır. Ama kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştirenler de yine bunlardır. Sorsanız kadın haklarını savunuyoruz derler. Fakat 28 Şubat vari vesayet dönemlerinde kadınların eğitim, çalışma ve siyasi temsil haklarının gasp edilmesine aleni destek verirler. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Aynı şekilde kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınlarını hor, hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallelerindeki kadına yönelik tacizleri, şiddeti, ayrımcılığı, haksız uygulamaları asla gündeme getirmezler. Yani söz konusu gerçekten kadınların temsil, eğitim, çalışma ve kamusal alanda özgürce var olma hakları olunca bunlar ya yasakçılığın ya da çifte standardın yanında saf tutarlar. Esasında bahsettiğim ikircikli tablo sadece ülkemiz için değil, dünyadaki pek çoğunda geçerlidir. Soruyorum sizlere, dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların 7 Ekim'den beri Filistin'de katledilen çoğu kadın ve çocuk 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini sizler hiç duydunuz mu? İnsanlığın geri kalanına sürekli hak hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini hiç gördünüz mü? Ülkelere basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin İsrail'in katlettiği yüzü aşkın gazeteciyle ilgili tepkilerine şahit oldunuz mu? Son raporunda Türkiye'yi eleştiren Avrupa Konseyi'nden ve diğer Avrupa Birliği kurumlarından bugüne kadar İsrail'e gizli açık destek dışında bir beyan işittiniz mi? Peki Suriye'den Filistin'e kadar hemen burunlarının dibindeki bölgelerde on binlerce kadın ve çocuğun vahşice katledilmesine tepkisiz kalanları diğer konularda biz nasıl ciddiye alacağız? Filistin halkının soykırıma uğramasına ses çıkarmayanların, bu katliamları görmezden gelenlerin tutarlı, etkili ve tarafsız olabilmesi mümkün mü? Elbette mümkün değil. Suriye'deki, Filistin'deki, Arakan'daki, Türkistan'daki ve diğer İslam beldelerindeki hak ihlalleri karşısında kıllarını dahi kıpırdatmayanların başkalarıyla ilgili beyanları
lafı güzav hükmündedir. Türkiye olarak biz diplomatik girişimlerimizle, yardımlarımızla, kamuoyu oluşturma çabalarımızla kendi duruşumuzu sergiliyor, mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Çünkü biz onlar gibi riyakar değiliz. İnşallah hiçbir zamanda olmayacağız. Kıymetli misafirler, bizim inancımız cenneti anaların ayakları altına sermiştir. Millet olarak tarihimiz kadınların başarıları ve fedakarlıklarıyla örülmüştür. Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanlarımızın mücadelesini biz nasıl unutabiliriz? Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenin ve daha ne fedakarlıklarını nasıl yok sayabiliriz? 15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarla tanklara ve darbeci hainlere meydan okuyan kadınların cesaretlerini biz nasıl görmezden geliriz? Son 21 yılda yazdığımız başarı destanından ülkemiz kadınlarının emeğini, alın terini, katkısını, çabasını nasıl inkar edebiliriz? Bakınız, burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Şayet ekonomiden eğitime, güvenlikten tarıma, demokrasiden hak ve özgürlüklere varıncaya kadar her alanda ortada göz kamaştıran bir başarı varsa, bunda en az erkekler kadar kadınların da katkısı ve emeği vardır. Önümüze çıkartılan engellerin, hayatımıza kastetmeye varan saldırıların üstesinden hep siz kadınların desteğiyle geldik. Yürek yüreğe, omuz omuza verdik. Türkiye'yi tarihinin en aydınlık, en özgürlükçü, her açıdan en güçlü günlerine birlikte kavuşturduk. Her kim kadın hakları konusunda eski Türkiye'den övgüyle bahsediyorsa, biliniz ki sizlerin mücadelesine kara çalışıyor veya kara çalıyor demektir. Çünkü hiçbir şey kolay olmadı. Kolay elde edilmedi. 28 Şubat'ın karanlığından çıkmak öyle zahmetsiz, çilesiz olmadı. Sizler bugünkü haklarınızı üniversite kapılarında gözyaşı dökerek, sırf kıyafetinizden dolayı işinizden ayrılmak zorunda kalarak, baskıya uğrasanız bile hukuk ve demokrasi içinde hareket ederek, gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi darbecilere cesaretle meydan okuyarak, yani hep mücadele ile elde ettiniz. Ne olursa olsun yılmadınız, geri adım atmadınız. Böylece siyasetten akademiye, bürokrasiden iş dünyasına, spordan sanata, farklı alanlarda özgürce var oldunuz, başarıdan başarıya koştunuz. Biz de sizlerin bu asil ve zorlu mücadelenize sahip çıktık. Elimizdeki tüm imkanlarla sizlere destek olduk. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması, kadınlara iş, eğitim, temsil ve diğer alanlarda destek verilmesi hususlarında neler yaptığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik. ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamaları hayata geçirdik. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık. Daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde de en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda
%70'lerden %90'lar seviyesine ulaştı. Karar alma mekanizmalarında kadın temsil oranı 4-5 kat arttı. İstihdamdaki kadın sayısı 6 milyondan 10,5 milyona çıktı. Covid-19 salgını döneminde eşim Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan destek paketiyle kadın girişimcilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bu kapsamda Halk Bankamız aracılığıyla son 3 yılda 220 bin kadın girişimcimize 60 milyar lira finansal destekte bulunduk. Daha bunun gibi burada saymaya kalksak nice reformu, hayal dahi edilemeyen atılımları son 21 yılda sizlerle beraber hayata geçirdik. Değerli hanım kardeşlerim, elbette bu süreçte bir sürü asılsız ithamla, iftira ile, saldırıyla da karşılaştık. Attığımız her adım itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren reformlarımız bile hedef alındı. Bizi itham edenlerin aslında kendilerinin yasakçı ve baskıcı olduğunu, geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde defalarca tecrübe ettik. Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık. Hem belediye başkanlığımız hem de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu tavrımızın aksine tek bir örnek gösterilemez. Bugün de aynı çevrelerin raf ömrü dolmuş söylemlerle kadınları tekrar korkutmaya çalıştığını üzülerek müşahede ediyoruz. Nefes alamayacaksınız, şu gelecek, bu olacak diyerek tamamı yalan, tamı yalan ürünü ifadelerle güya kadınları kendilerine oy vermeye ikna edebileceklerini sanıyorlar. Aynı korku siyasetine 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de başvurmuşlar ama milletin ve kadınların feraseti karşısında hezimete uğramışlardır. Biz kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık ama bizi itham edenlerin ellerine güç geçtiğinde kadınlara nasıl hakaret ettiklerini, fiziki saldırıda bulunduklarını hep birlikte gördük, görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum. ...31 Mart'ta... İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde kadınlardan yine güçlü destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ödüle layık görülen kardeşlerimi kutluyor. Türkiye'ye güç veren kadınlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla 8 Mart Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Milletimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışan, attıkları her adımda kadınlarımızın her daim yanlarında olduklarını vurgulayan, yıllar önce buradan, İstanbul'umuzdan, aziz İstanbul'umuzdan büyük kadın hareketini başlatıp tüm Türkiye'mize yayılması için ilmek ilmek işleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve burada olamasa da eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz efendim hitaplarınız için. Zat-ı devletlerinize teşekkür ediyoruz ve bir müddet daha sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü ödül törenimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiyi alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz.
hediye bu çerçevenin içinde azimleri, kararlılıkları, fedakarlıkları ve başarılarıyla hayatın her alanında hepimize ilham olan, topluma ışık veren 12 değerli kadına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından birazdan plaketleri takdim edilecek. Bu tabloda 81 ilimizden kadınlarımızın işlediği ve tüm Türkiye'deki kadınlarımızı temsil eden oyayla işlenmiş yazma var. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ödül törenimize geçiyoruz. Topluma ışık veren 12 değerli kadına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şimdi plaketleri takdim edilecek. Ödül törenimiz esnasında o kadar kıymetli hanımefendileri takdim edeceğim ki rica ediyoruz elleriniz, avuçlarınız acayıncaya kadar alkışlarınızı rica ediyoruz. Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen rütbesiyle mezun olmasıyla birlikte cesareti, atikliğiyle dikkat çeken pek çok genç kadına örnek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali unvanını alan çok güçlü bir kadın. Çocuğunu kaybetmiş, acıyı sevgiyle yenmeyi, yeniden doğan umudu, Anadolu irfanının ne olduğunu bize iki erkek kardeşe kol kanat gererek kendi hikayesiyle anlatan kahraman koruyucu annemiz Sayın Ali Özüm. Çocuk olarak yaşamını sürdüren ve zorlu bir arayışın sonunda görme engelli bireylere yönelik devrim niteliğinde çözümler sunan From Your Eyes, Senin Gözlerinden isimli yapay zeka mobil uygulamasını geliştirerek dirayetin, azmin ve kararlılığın simgesi Sayın Zülal Tanlur, büyük alkışlarınızla. Alkışlarınız hiç kesilmesin. Bu kadınlar en büyük alkışlarınızı hak ediyor. Çalışmaları laboratuvar sınırlarını aşan, kutuplardan uzaya uzanan bir serüvene dönüştüren, Türkiye'nin ilk uzay misyonunda yürütülen deneylerden birini hazırlayan dört kadından biri, bir bilim insanı, Profesör Didem Balkanlı geliyor büyük alkışlarınızla. Girişiminde ikiz oğullarını bu vatan için feda eden, oğullarıyla gurur duyan ve onların şehadetiyle dimdik ayakta duran kahraman bir anne, Sayın Selam Oruç. Eşiyle bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında büyümüş, müzikte dünya çapında birinciliklerle dolu bir hayat, büyük bir aile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en genç, en parlak üyelerinden biri Sayın Merve Başoğlu. Sınavlara her zaman cesurca göğüs germiş,
sahip olduğu kararlılık ve azimle güçlü bir kadının hayatın her engelini aşabilecek bir bilgeliğe ve cesarete sahip olduğunu gösteren biri. Sayın Rabia Birsengü Ercin. Şubat günü asrın felaketleri yaşanırken hayatını tehlikeye atarak Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde deprem esnasında hasta çocukları, hasta bebekleri tek tek dışarıya çıkaran bir hemşiremiz vardı. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. İzleyip de helal olsun sana dediğimiz o kahraman hemşire Sayın Şeyma Alakuş. İsrail baskısına direnen Filistin halkının yaşam mücadelesinin bir sesi, Gazze'nin güzel sokaklarından Türkiye'ye uzanan bir başarı hikayesi. Türkiye'de başarılı bir akademik hayatın ardından TÜBİTAK'ta başarılı iş hayatına geçişin sembolü, yaşamı, direnişin ve eğitimin kesiştiği, insanın içindeki gücü keşfettiği mazlumların sesi gerçek bir kahraman Sayın Nihat Abu Nasser. Geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan 2 yıl süren tedavisi boyunca asla vazgeçmeyen, hayata tutunarak bir başarı hikayesi yazan, azmin ve kararlılığın sembolü, örnek bir kadın sporcu Sayın Hamide Doğangün. Büyük alkışlarınızla, çok daha büyük alkışlarınızla. Tarihine ışık tutan, Türkiye deyince yüreği titreyen, Türkiye'nin mütefekkiri merhuma Alev Alatlı adına Sayın Funda Aktan'ı sahneye davet ediyorum. Allah bir kez daha gani gani rahmet eylesin Alev Alatlı hocamıza. Bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adanmış bir ömür, gönüllü hizmetiyle çocukların oya annesi olarak onların yüreklerinde yer edinen sevginin ve şefkatin sembolü merhume Oya Kayacık adına Sayın Belkıs Kayacık Metin'i sahneye davet ediyorum.